Selam mobil oyun severler. Güzel grafikli 20 mobil oyun ile daha karşınızdayım. Bu serinin ilk bölümünü yani ilk 20 oyunu izlemediyseniz açıklamalar kısmına ve yorumlara bıraktığım linkten göz atabilirsiniz. Bol bol beğeni gelirse bu seri daha fazla oyun ile devam eder. Her şey sizin elinizde. Sarmadan izleyebileceğiniz güzel bir video olacak. Hadi oyunlara göz atalım. Battle Prime tam bir overrated oyun. Grafikleri, atış hissiyatı, her şey üst seviye ama hak ettiği değeri görmüyor. Yüksek ihtimal Türkçe dil desteği olmadığı için ama yapmayın etmeyin dostlar. Kahraman odaklı takım savaşı olarak oynayabileceğiniz güncel en iyi oyunlardan birisi. FPS ve TPS seçenekleri var ve bol bol harita mevcut. Bence bu videodan sonra bir şansı hak ediyor. Layers of Fear Solitude VR için optimize edilmiş gerilim ve psikolojik korku oyunu. Mekanlar ve oda tasarımları gerçekçilik ile tasarlanmış. Cidden VR takılıyken tam çıldırmalık bir oyun. Sahne tasarımlarından mekan ışıklandırmaya her şey çok ürkütücü duruyor. Deneyenleri gördüm ama kendimi oynamaya cesaret edemem yüksek ihtimal. Oynayan varsa aramızda bence fiyatı oldukça uygun. Sünger Bob Kare Short Bikini Kasabası için savaş. Şu an oynayabileceğiniz en iyi 3 boyutlu platform oyunu. Bölüm tasarımlarından tutun verdiği aksiyon ve aktardığı hikayeye kadar oldukça iyi. Zaten şu an grafiklerini siz kendiniz görüyorsunuz ve bence fiyatı da oldukça güzel. Plankton abimizin robotlarına karşı mücadele ediyoruz ve istersek Patrick ve Sandy olarak da oynayabiliriz ama benim favorim Patrick. Genshin yokken Honkai Impact 3RD vardı dostlar. Bu oyunda küçümsenecek bir yapım değil ve sürekli geliştirilmeye devam ediyor. Hatta ilk çıktığında lobby mantığındayken şimdi açık dünya eklentisi bile var. Animasyon ve aksiyon hack and slash tarafı göze hitap ediyor. Anime tasarımı var diye küçümsemeyin. Uzun süre oynanacak sağlam bir online gacha RPG. Boyutu 15 GB'ın üstünde dostlar. Onu da söyleyeyim, ona göre indirin. Into the Dead 2 efsane hikayesi parkur FPS tarzıyla bir zamanların ve bence her dönemin en iyileri arasında yer alması gereken bir oyun. Acilen ana oyun serisinin devam eden bir oyunu daha çıkartılmalı. Hala Into the Dead 2 oynamayanlar varsa hemen indirin, oynayın. Grafikler, atmosfer, Türkçe hikaye hepsi var. Hatta yan modlarıyla oyun süresini biraz daha uzatmak mümkün. Dead Trigger 2 de konuşulması gereken bir oyun çünkü atmosfer tasarımı, silah, atış hissiyatı konusunda türünün en iyilerinden. Bu oyunu indirip 3 bölümü oynayıp kötü demeyin. Gerçekten oyunun başına geçin, birkaç saat sonra daha iyisini yapmak için kendinizi yırtarsınız. Ama tabi herkes benim gibi sevecek diye bir durum yok. Önyargılı yaklaşan herkese tekrar bir şans vermesini tavsiye edebilirim. Case 2 PC'den mobile gelen enfes bir hayat kalma korku oyunu. Grafikler ve atmosfer çok iyi tasarlanmış. Arka plan hikayesi de dikkat çekici. Oyuna klasik bir korku oyunu gibi başlayıp daha sonra gelişmeniz ve dikkatli olarak engelleri aşmanız lazım. En büyük amacınız ortamları ve mekanları keşfederek hayatta kalmak. Benden size tavsiye, oyunun reklamsız halini satın alın çünkü bu tarz oyunlarda çıkan reklamlar gerçekten insanın sinirini bozabiliyor. Rio is Fortune bence klasik haline dönüşmüş efsane tasarıma sahip bir engelli platform oyunu. Altınları çalınan Rio ile dağları, tepeleri, kar Karlı vadileri aşıp hırsızı takip ediyoruz çünkü Leon'un hazinesi çok değerli. Çok fazla ödülü ve övgüsü olan konsol kalitesinde enfes bir yapım, fiyatı da kesinlikle uygun. Mortal Kombat. Yani bu oyun hakkında ne denilebilir ki? Bence Mortal Kombat demek yeter. Grafikler, animasyonlar, hatta oyun içi özellikler her anlamda dolu dolu. RPG dinamikleri güçlendirilmiş bir dövüş oyunu. 3 kahramana kadar takım oluşturup 3 vs 3 mücadelelere katılabilirsiniz. Kart gacha sistemiyle farklı nadirlikteki dövüşçüleri toplayıp yeteneklerini özelleştirebilirsiniz ve kötü olan haber ise sistem gereksinimleri yüksek bir mobil oyun. Dead Effect 2. Şu mobil oyun çöplüğünde yer alan en kaliteli oyunlardan biri. Konsol oyunu gibi bir tasarıma sahip olması, çizgisel ilerleme ve korku gerilim dinamikleri bu oyunu özel yapan en önemli şeyler. İlk oyunu da güzel ama tabii ikinci serinin grafikleri çok daha kaliteli. Her türlü oynanmaya değer bir oyun ama bir türlü adamlar Türkçe dil desteği getirmediler. Bu arada bu oyun mobilde çok sevildikten sonra Steam için de yayınlandı. Yani bu sefer mobilden bir oyun bilgisayara taşınmış oldu. Pascal Is Vagar da aynı şekilde mobilde çok sevildikten sonra PC için yayınlanan bir oyun. Tamam, Souls-like oyunlar arasında en iyisi diyemem ama büyük bütçeli oyun görünümünde tek oyun. 3 boyutlu bu tarz DLC paketleriyle genişlemeye devam eden oyun yok. Kombat tarzı çok eleştiriliyor ama alışınca bir şekilde ilerliyorsunuz. Farklı karakterlerle oynamak da oyundan sıkılmanızı önlüyor. Animus Harbinger, benim ve birçok RPG severin bildiği, sevdiği bir oyun. Souls-like ile aksiyon RPG arasında desek bence tuhaf kaçmaz çünkü Pascal Is Vagar kadar hantal bir yapım değil. Pascal Is Vagar'da boss harici normal canavarlar bile canınızı sıkıyor, yani bayağı alıyorlar. En azından bunda normal canavarları tokatlarken oh be diyebiliyorsunuz. Fiyatı uygun ama bence firma biraz daha üzerine düşse grafikler daha iyi olabilir. Animus serisinin son oyunu Revenant. İzometrik
açıdan oynanan tam bir Souls-like. Mantık olarak biraz dodge yap saldır kafasında ama atmosferi, görev tasarımı ve zorluğu bu türü seven herkesin hoşuna gider. Ben oynadım bitirdim. Size de tavsiyem ilk başlarda zor geldiği için vazgeçmeyin. Kombat tarzına alıştıktan sonra çorap söküğü gibi devam ediyor. Hemen bir tane online oyun patlatalım. Lost Light. Daha geçenlerde FPP güncellemesi aldı ve yeni harita eklendi. Escape from Tarkov tarzı Battle Royale kaçış oyunlarını seviyorsanız bence hoşunuza gider. PC versiyonda var ama sanırsam cross değil. Zaten cross olsaydı bayağı adaletsiz olurdu. Tavsiye ederim, en azından Arena Breakout gelene kadar oynanır. Dynasty Legends 2, bir kahramanla 10.000 kişinin içinden geçtiğimiz türden bir MMORPG. Çin mitolojisinden alıntı dev bir kahraman listesi var. Hepsinin yetenek animasyonları detaylıca tasarlanmış. Bir skill atıyorsunuz, bildiğiniz ejderha ortalığın içinden geçiyor. Herkes tarafından sevilen yüksek grafik kalitesinde bir oyun. Ben de bayağı bir oynadım ama sonra bana göre olmadığına karar verdim. Dragon Raja, bir mobil MMORPG ama Dynasty Legends 2 gibi değil. Daha açık dünya tasarımına sahip ve steampunk tarzı bir tasarımı bulunuyor. Grafiklerinin üst seviye olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca sınıflar konusunda da başarılı bir oyun. Hibrit sınıf sistemi sayesinde bir hesaptan sıkılmanız zorlaşıyor. Ayrıca kolayca sınıflar arası geçiş de bir seviyeden sonra yapılabiliyor. Rooksword yine bir mobil MMORPG ama bu sefer PC sürümü de var ve şu an incelemelerim doğrultusunda kayda değer ve net bir şekilde oynanabilecek oyunlar arasında ilk 5'te. Çünkü dünyası çok güzel ve PvP sistemi insanı kendine bağlıyor. Sınıf sistemi yok, silahlara göre gelişim mevcut. Ayrıca yetenekler kadar yanımızdaki yardımcıların yetenekleri de önemli. Yani farklı sistemleri olan yüksek kaliteli bir MMORPG. Tamam, biliyorum MMORPG sevmeyenler şu an çok sıkıldı dostlar. Hemen yeni türe geçiyoruz. Fast Simulator 2023'ü aldım dostlar. Ama işte bunu da sevmeyen olabilir. O yüzden videolara mutlaka farklı türleri eklemeye özen gösteriyorum. Artık ya şans vereceksiniz ya da mecbur katlanacaksınız. Fast Simulator 2023 ismindeki simülatör ekinin hakkını fazlasıyla veriyor. Farklı otobüs türleri var, elektrikliden körüklüye kadar. Ayrıca harita ve dünya tasarımı güzel. Kariyer modu bulunuyor, online olarak da oynanıyor. Tracker of Europa 3. Bu listeye almayıp sadece Bus Simulator 2023'ü alsam yorumlarda büyük bir linç kampanyası başlardı. Ama sadece bundan dolayı almadım abi, zaten oyunun grafikleri güzel, her türlü alırdım. Ama mesela iyi bir telefonunuz yoksa Trackers of Europa 3'ü düzgün oynayamazsınız. 7 farklı türde kamyon, gerçekçi motor sesleri, hasar ve yakıt tüketimi detayları, gündüz gece sistemi, dinamik hava durumu gibi türlü gerçekçiliği arttıran özellik var. Son oyuna geçmeden önce ne yapıyoruz? Hala videoyu beğenmediysek lütfen beğen butonuna basalım. Abone değilsek abone olup bildirimleri açalım dostlar. Bu benim için çok önemli. Ayrıca 2024 Ocak ayına kadar 200 bin abone olmam lazım. Neden bu kadar hevesleniyorum? Çünkü tek işim YouTube olsun istiyorum. Şu an YouTube'u tam zamanlı olarak yapamadığım için ne adam akıllı canlı yayınlara katılabiliyorum, canlı yayın açamıyorum. Tam istediğim performansla detaylı videolar hazırlayamıyorum. Yani hesaplamalarıma göre 200 bin aboneyi geçsek bence YouTube'u tam zamanlı işim olarak yapabilirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Hadi son oyuna geçelim. New State son önerim. Bu oyunu en yüksek ayarda oynayacak bir telefonunuz varsa gerçekten birçok dinamiğinin PUBG Mobile'den çok daha iyi olduğunu görürsünüz. Bakın, kesinlikle fanboyluk yapmıyorum. Ben de şu an aktif olarak PUBG Mobile oynuyorum. Ama gerçekler bunlar dostlar. Oyunun en yüksek grafikleriyle PUBG Mobile'in en yüksek grafiklerini kıyasladığınız zaman New State önde. Sizin bu listedeki favori mobil oyunlarınız hangileri? Lütfen yorumlara yazın. Benimkiler aynen şu şekilde. Battle Prime, Sünger Bob, Karaşort, Honkai Impact, 3RD, Into the Dead 2, Dead Trigger 2, Lee's Fortune, Dead FX serisi ve Nuketheart. En çok bu oyunları oynarken zevk aldım. Kesinlikle diğer oyunlar da güzel. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Hatırlatayım tekrardan. Bakın, beğenmeniz çok önemli. Bu serinin devam etmesi için özellikle çok önemli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.